Merhabalar arkadaşlar, EYS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 43. teste geldik. Bu testte fonksiyonların eksenleri kestiği noktalarla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun, doğrusal fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? X ekseni yatay eksen, y eksenindeki eksen, bunları biliyoruz. Grafik y eşittir fx fonksiyonun grafiği kırmızıyla verilmiş. X eksenini kestiği noktaya bakıyoruz. 2 gösteriyor. Bu apsisi 2, ordinatı 0 olan nokta demek oluyor. Dolayısıyla apsisini sorduğu için cevabımız 2. İkinci sorudayız. Y eşittir fx doğrusal fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Yine grafiğimize bakıyoruz. Y eksenini kestiği nokta burada eksi 3 yazıyor. Y ekseni üzerinde arkadaşlar x'ler ne olur? 0 olur. Yani bu noktanın koordinatları 0'a eksi 3 olur. Apsisi 0, ordinatı eksi 3. Ordinat sorulduğu için cevabımız eksi 3, yani Adana. Üçüncü sorudayız. Aşağıda y eşittir fx sabit fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre fx eşittir 0 denkleminin gerçek sayılarıyla çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fx eşittir y değil mi? Fx'in 0 olması demek aslında ne demek? Y'nin 0 olması demek. Y nerede 0 olur arkadaşlar? Koordinat düzlemini düşündüğünüz zaman x ekseni üzerinde almış olduğunuz tüm noktaların ordinatı 0 olur. Ordinat hep nedir? 0'dır. Apsis sağa doğru artar, sola doğru azalır. Atıyorum burada 1'e 0, 2'ye 0 şeklinde gider ama apsisler artar ama ordinat hep 0'dır. O halde biz bu denklemin çözüm kümesini bulmamız için nereye bakacağız? Grafiğin x ekseni kestiği noktalara bakacağız. Bakıyoruz grafik x eksenini hiç kesmiyor. Yani hiçbir x değeri için y 0 olmuyor. O yüzden bu denklemin çözüm kümesi boş küme olacak. Yani cevabımız Edirne olacak. Dördüncü sorudayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre fx eşittir 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Fx'in 0 olması demek ne demekti arkadaşlar? Fx y'ye eşit olduğu için fx'in 0 olması demek y'nin 0 olması demek. Y nerede 0 olur? X ekseni üzerinde olur. Grafiğin x eksenini kestiği noktalara bakıyoruz. Eksi 4'te ve 4'teki suyu. Yani x eşittir eksi 4 için y 0, x eşittir artı 4 için y 0 oluyor. Dolayısıyla f eksi 4 de 0 yazalım yine de. F 4 de 0. Dolayısıyla fx eşittir 0'ı sağlayan x değerleri 2 tane. Bunlar eksi 4 ve 4. Dolayısıyla çözüm kümemiz eksi 4 ve 4'ten oluşan iki elemanlı küme, yani cevap Bursa. 5'teyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre fm artı 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine arkadaşlar sonuç 0. Yani y'nin 0 olmasını istiyoruz. Yani x eksenini kestiği noktalara bakacağız. X eksenini kestiği noktalara baktığımızda eksi 1 ve 7. Yani 7 için sonuç 0. Yine eksi 1 için sonuç 0 oluyor. Çünkü bu noktaların koordinatları bu. Yani bunları şuraya not alalım. F eksi 1 sıfıra mı eşit arkadaşlar? Fx eşittir y olduğu için bu noktanın koordinatlarını x gördüğüm yere eksi 1, y gördüğüm yere 0 yazarsam böyle bir denklik elde ederim. Yine x yerine 7 yazarsam diğer nokta için sonuç yine 0 olur. Şimdi biz neyi arıyoruz? F m artı 1'in 0 olmasını istiyoruz. O halde m artı 1 ya eksi 1 olacaktır. Yani m artı 1 eksi 1 olursa sonuç 0 olur. Yani m eksi 2. Veya m artı 1 7 olursa sonuç 0 olur. Çünkü f'in içi eksi 1 veya 7 olduğunda sonuç 0 oluyor. Üçüncü bir seçenek yok. M buradan 6. Dolayısıyla m'nin alabileceği değerler eksi 2, 6 olduğu için cevabımız Ceyhan oluyor. Altıncı sorudayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonunun x eksenini kestiği noktaların apsisleri ile y ekseni kestiği noktanın ordinatının oluşturduğu küme kaç elemanlıdır? Şimdi x eksenini kestiği noktalara bakıyoruz. Şurası, şurası ve burası. Bu noktaların koordinatları eksi 4'e 0, 0'a 0 ve 5'e 0. X eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı diyor. Zaten ordinatları hep 0 değil mi?
Apsisler toplamı eksi 4. Apsisler toplamı diyor. Apsisleri diyor. Eksi 4, 0 ve 5. Bunlar apsislerimiz. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı. Y ekseni nerede kesiyor? Şöyle y ekseni şöyle çizelim. Burada kesiyor. Yani orijinde kesiyor. Bunun apsisi, ordinatı da, apsisi de ne? 0. Ordinat 0. Şimdi bu 4 elemanı bir kümeye yazmak istesek, eksi 4, 0 ve 5'i yazdık. 0'ı tekrar yazmayacağımız için 3 elemanlı bir küme ortaya çıkar. Yani cevap Deniz olur. 7. sorudayız. Aşağıda y^f(x) fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre y^f(x) fonksiyonun x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaç? X eksenini kestiği noktalar eksi 1'e 0, 5'e 0. Apsisler toplamı eksi 1 ile 5'i toplarsak cevabımız 4 olur, yani Edirne olur. 8'deyiz. Aşağıda y^f(x) doğrusal fonksiyon grafiği çizilmiştir. f(x) eşittir 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi 3a eksi 1 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu bir doğrusal fonksiyon ve x ekseni nerede kesiyor? 5'e 0 noktasında kesiyor. Yani bu ne demek? X virgül y şeklinde gösterdiğimiz için koordinat düzlemindeki noktaları x'lerini 5 ve y yerine 0 yazdığın zaman denklem sağlar demek. Yani f5 eşittir 0 demek. Fx eşittir 0 denkleminin başka bir elemanı sağlayan kökü yok. Yani sadece 5'te kesiyor. Başka kestiği bir nokta yok. O halde x ne olmalı arkadaşlar? 5 olmalı. Yani çözüm kümesini yazdığımızda ne yazacağız? Sadece 5'i yazacağız. O halde 3a eksi 1, 5 olmalı. 3a 6, buradan a eşittir 2 olmalı diyoruz. Cevabımız Bursa. 9'dayız. Aşağıda x eksenini a, b eksi 4a virgül 0 ve b 2b eksi 5a virgül 0 noktalarında kesen y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi eksi 5 virgül eksi 1 olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Yine arkadaşlar bakın daha önceki sorularda yaptığımız gibi ne yapacağız? Fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri oluyor. B noktasının apsisi 2b eksi 5a. A noktasının apsisi b eksi 4a. Bunlardan biri eksi 5, diğeri eksi 1 olmalı. Yani sonuçta çözüm kümesi eksi 5 virgül eksi 1'den oluştuğuna göre bu noktalardan birinin apsisi eksi 1, diğeri eksi 5. B daha solda olduğu için bunun apsisi eksi 5 olacak. Yani B'nin koordinatları eksi 5'e 0, A'nın koordinatları eksi 1'e 0 olacak. A noktası ne oluyor? B eksi 4A. B eksi 4A eksi 1 olmalı. B noktası 2B eksi 5A eşittir eksi 5 olmalı. Biz bu denklemi çok rahat çözeriz. Alttaki denklemi eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam B'ler birbirini götürür. Eksi 2 çarpı eksi 4'ten 8A, eksi 5A'dan 3A yapar. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 yapar. Eksi 5 artı 2'den eksi 3. A eşittir eksi 1 gelir. Yerini yazalım, altta yerini yazalım. B eksi 4 çarpı eksi 1, eksi 1'e eşitse B artı 4 eşittir eksi 1 demek. Buradan da B eşittir eksi 5 gelir. A ile B'nin çarpımı isteniyor. A eksi 1, B eksi 5 çarptık cevabımız artı 5, yani Denizli. 10. sorudayız. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre fx eşittir 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yine fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini nasıl buluyoruz? X eksenini kestiği noktaların apsislerinden oluşturuyoruz. Burada bilmiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Biz bu doğrusal fonksiyonun iki tane noktasını biliyoruz. Geçtiği noktalar. Biri 1,4, diğeri y ekseni üzerinde olduğu için 0,3, apsisi 0 olacak. Biz iki noktası bilinen doğrunun denkleminden ne yapabiliriz? Arkadaşlar, fonksiyonun kuralına ulaşabiliriz. Veya ne yapabiliriz? Buradaki şekillerin, geometrik şekillerin özelliklerini kullanarak geometri bilgisiyle çözebiliriz. Mesela şurada bir dik üçgen var. Şurası dik kenarlardan biri 1 birim çünkü bu noktanın y'ye olan uzaklığı. Şurası da 1 birim çünkü 4 ile 3 arasındaki fark.
Şöyle temizleyelim. Daha net görünsün. Şurası bir birim. Burası da bir birim. O halde bu üçgen ikizkenar dik üçgendir. Yani açımız, şu açımız 45 derecedir. Burada 45 derecedir. Ters açıdan burada 45'tir. Yine burada 90 olduğu için bu açı da 45'tir. Şurası 3 birim değil mi? Y ekseni kestiği nokta 3 olduğu için. Burası da 3 birim olacak çünkü ikizkenar dik üçgen. Burası 3 birimse arkadaşlar ikinci bölgede tarafında olduğumuz için, sınırında olduğumuz için apsisi ne olacak? Eksi 3 olacak. Ordinat 0 olacak. Yani x eşittir eksi 3 için f eksi 3 eşittir 0 olacağı için fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi eksi 3 elemanından ibaret olacak. Bakın denklem yazmaktansa ne yaptık? Buradaki şeklin üçgenlerin özelliklerini kullanarak ulaştık. Ha bunu göremediniz, denklem yazarak nasıl yapacağız? Ne diyeceğiz? İki noktası bilinen doğrunun denklemi. Noktalardan biri 1,4, diğeri 0,3 dedik. Önce ne yapıyoruz? Eğim buluyoruz. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Buradan ne geliyor? 1 bölü 1'den 1 geliyor. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapıyorduk. Herhangi bir noktayı kullanarak 0 ve 3'ü kullanabilirim. Y'si 3, x'i 0. X eşittir. Y eksi 3. Y'yi yalnız bırakırsam y eşittir. X artı 3 olur. Y dediğimiz şey fx olduğu için fonksiyonun kuralı fx eşittir. X artı 3 olur. Şimdi fonksiyonun nesini arıyoruz arkadaşlar? X eksenini kestiği yeri arıyoruz. Nasıl buluyorduk? Fx yerine y yazıyorduk. Ve x ekseni üzerinde y'ler 0 olacağı için y yerine 0 yazıyorduk. Y yerine 0 yazarsak x ne gelir? Eksi 3 gelir. Bu şekilde de bulabiliriz. 11'deyiz. Aşağıda y eşittir fx doğrusal fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonun y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaç? Bakın bir önceki soruya benziyor. Biz ordinatı yani y ekseni kestiği noktayı bilmiyoruz. Ama iki tane üzerinde iki tane nokta var. Bakın bu noktanın koordinatları 6'ya eksi 1. Diğer noktamız ise eksi 2'ye artı 3. Yani ben bunun denklemini çok rahat yazıp ne yapabilirim? Y eksenini kestiği yeri bulabilirim. Ya da ne yapacağız? Geometri bilgisi kullanacağız dedik bir önceki soruda. Bir önceki soru kadar sanırım bu kolay değil. Kelebek oluşturmak istesek x eksenini kestiği yerde bilmiyoruz. Y eksenini kestiği yerde bilmiyoruz. En iyisi ikinci yoldan yapalım. Belki kolaydır. Belki şu anda göremedik. Ne yapacağız? İki noktası bilinen doğrunun denkleminden kuralını yazacağız. Y'ler farkı şu noktadan diğer noktayı çıkarıyorum. 3 eksi eksi 1 bölü x'ler farkı eksi 2 eksi 6. Düzenlersek 4 bölü eksi 8 sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 2. Eğim bu. Eğim eşittir. Y'ler farkı bölü x'ler farkı yapacağım. Hangi noktayı kullanayım? Şunu kullanayım. Y'si 3 x'i eksi 2. Burası x artı 2 yapar. İçler dışarı yaptığım zaman eksi 1 ile çarptığım zaman eksi x eksi 2 yapar. 2'yi dağıttığım zaman 2y eksi 6 yapar. Şimdi hiç uzatmadan burada sonuçta biz y'yi yalnız bırakacağız. Onun yerine fx yazacağız. Sonra tekrar y ekseninin kestiği yeri bulmak için x yerine 0 yazmayacak mıyız? O zaman kaybetmeye gerek yok. Direkt x yerine 0 yazalım. Bakalım y ne geliyor. X yerine 0 yazdık. Eksi 2 eşittir. 2y eksi 6. Eksi 6'yı diğer tarafa attık. Artı 6 eksi 2 artı 6'dan 4. 2y 4 ise y eşittir. 2 olur. O halde cevabımız bursa olur.